Gözyaşı kanal tıkanıklığında erişkin dönemde tedavi genellikle semptomların hastanın şikayetlerini şiddetine göre ayarlamak gerekir. Eğer hastamız gençse ve şikayetleri de kabul edilebilir ölçüde ise hastaya bazı özel masaj teknikleriyle gözü temizleme teknikleri öğreterek zaman zaman enfekte oldukça damlalar kullanarak bir süre takip etmeyi tercih ediyoruz. Eğer hastanın şikayetleri onun sosyal yaşantısını etkileyecek kadar artarsa ve sürekli enfeksiyon hali söz konusuysa o zaman sondalamadan başlayarak açık cerrahiye kadar DSR adını verdiğimiz kanal cerrahisine kadar giden yelpazede cerrahi müdahaleler önerebiliyoruz. Cerrahi müdahalede artık son zamanlarda endolazer dediğimiz lazer kullanımı da söz konusu olabilmekte. Bu sayede eskiye göre çok daha rahat, çok daha kolay cerrahi yapma şansını da bulmaktayız hastalarda.